ülkemizde zorunlu aşı uygulaması mevcut koşullarda yapılması hukuken mümkün değildir. Zira anayasanın 17. maddesine göre hiç kimsenin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağı, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamayacağı hükmü açık bir şekilde ortadadır. Dolayısıyla biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Türkiye ülkemiz bir hukuk devletidir. Hukuku esas almak zorunda olan bir ülkedir. Ve bir hukuk devleti olan Türkiye genelgelerle yönetilebilecek bir ülke kesinlikle değildir. Bugün insanlarımız üzerinde adeta bir baskı ve mobbing aracı haline getirilmiş olan zorunlu aşılamanın hukuki olmadığını ifade etmek gibi özellikle soru işaretleri ortadayken, vatandaşlarımızın bu çerçevede zihninde çok ciddi soru işaretleri varken bunun bilime de uygun olmadığını ifade etmem gerekir. Bakın burada vatandaşlarımızın önemli bir kısmının aşılamaya tabi tutulmak istememesinin altında insanlarımızın zihninde yatan soru işaretleri vardır. Bugün eğer siz gönüllülük üzere insanların aşı olmasını talep ediyorsanız, o zaman öncelikle insanlarımızın zihninde aşı güvenirliğiyle ilgili soru işaretlerini gidermeniz gerekir. Buradan ifade edeceğim hususlarla birlikte ne aşı karşıtlığı ne de aşı taraftarları yapmak niyetiyle bir takım hususları söylemiyorum. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın verileri ve vatandaşlarımıza gittiğimizde vatandaşlarımızın önümüze koyduğu Sağlık Bakanlığı'nın karnesini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakınız, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ilk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020'den özellikle ilk aşılamanın başladığı 13 Ocak 2021'e kadar geçen süreçte toplam 2.346.285 vakanın tespit edildiğini aşıdan önceki süreçte biliyoruz. Ve bunların 2.218.464'ünün açıklanan verilere göre iyileştiğini ve iyileşme oranının %94.5'e tekabül ettiğini açıklanan verilerden görüyoruz. Ne zaman? 13 Ocak'ta ilk aşının yapıldığı günden öncesiyle ilgili. Bakın bir de 13 Ocak'ta ilk aşının yapıldığı günden bugüne kadar geçen süreye bakalım. İlk aşının yapıldığı 2021 yılının 13 Ocak tarihinden itibaren vaka sayılarına baktığımızda geçtiğimiz 7,5 aylık süreçte vaka sayılarının 3.927.396'ya yükseldiğini açıklanan Sağlık Bakanlığı rakamlarından görüyoruz. Ve aşıdan sonra 13 Ocak tarihinden sonra iyileşme oranının öncesindeki %94.5'e göre %90'a düştüğünü yine Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden açık bir şekilde görüyoruz. Bakın 13 Ocak'ta ilk aşının yapıldığı günden önce ortalama vaka sayısı günlük 7.617 iken 13 Ocak'tan sonra vaka sayısı günlük ortalama 17.455'e yükselmiştir. Aşılamalar kapanmalar olduğu halde vatandaşlarımızın %70'inin aşı olmasına rağmen ne yazık ki vaka sayısı ortalaması ve ölüm oranlarındaki bu artışlar mutlaka ama mutlaka izah edilmelidir. Aşı olmayanlara haftada 2 defa PCR testi zorunluluğu getirmek de biz aşıyı zorlamıyoruz deme kılıfı altında insanlarımızı aşıya zorlamaktır. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Bu uygulamadan da bir an önce vazgeçilmeli. İnsanlarımızın zihinlerindeki soru işareti giderilmeli ve makul bir şekilde bu salgınla mücadele edilmelidir. Dolayısıyla bu soru işaretleri ortadayken aşı olmayı tercih etmeyen vatandaşlarımızın birçoğu ne yazık ki ciddi baskılar ve mobbinglere maruz bırakılmaktadır. Birçok çalışan, birçok işçi bu sebeple iş yerlerinde mobbinge maruz kalırken bazı işletmelerde de aşı olmayan vatandaşlarımız zorunlu aşı gibi bir takım keyfi uygulamalar neticesinde işlerinden çıkarılmak durumunda
kalmıştır. Bu tür keyfi uygulamalar sonucunda insanların temel hak ve özgürlüklerinin gasp edilmesini kabul edebilmek, kabullenebilmek, hak, hukuk ve adalet diyen hiçbir siyasetçi tarafından da, hiçbir vatandaş tarafından da kabul edilemez bir durumdur. Devlete düşen, hükümete düşen vatandaş üzerinde baskı kurmak değil, keyfi uygulamalar neticesinde oluşturulan baskıları ortadan kaldırmak ve kafalardaki soru işaretini gidermek olmalıdır. İnsanlarımızın zihnindeki soru işaretlerini gideremezseniz o zaman serbest bırakacaksınız. İsteyen insanlar aşı olacak, istemeyenleri de zorla ve dayatmayla aşı uygulamasına tabi tutmayacaksınız.